اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وإرواح أهل بيته وأصحابه وأخوابه وأتباعه من التحية والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimeyi ne diye okudum bugün? Manası şudur. Sure-i Bakara'dan sıbgat. Allah'ın boyası. Ve men ahsenu min Allahi sıbgaten. Allah'ın boyasından güzel boya kimin var? Ve nahnu lehu abidun. Biz ona ibadet ediyoruz. Bu ayetin kelime kelime tercümesi. Bu ayeti ne diye okudum? Geçen hafta bir şey söyledim. Aman hocam cemaat yanlış anlamasın dediler. Söylediğim şey şudur. Nakşi tarikatının piri Hacı Muhammed Bahaddin Gaddesallahu Sırrahul Aziz Hazretleri anne rahmindeyken daha doğmadan o mahalleden Hacı Muhammed Baba Simasi Gaddesallahu Sırrahul Aziz Hazretleri geçiyor. Söylediğim şey bu. Geçerken diyor ki şu evden Allah'ın kokusunu alıyorum. Haşa, Allah'ın kokusu olur mu? Allah kokudan, renkten, zamandan, mekandan, şekilden, harften, münezzehtir. Akıl ne düşünürse düşünsün, o Allah değildir. Akıl Allah'ı düşünemez. Ancak iman eder ve kabul eder. Peki niye o tabir kullanılıyor? Cenab-ı Hak kendisi de kullanmış Bakara suresinde. Allah'ın boyası, sıbgatallah. Ve men ahsenu minallahi sıbgaten. Allah'ın boyasından güzel kimin boyası var? Nedir Allah'ın boyası? İman, tevhid, ihlas, sadak, ibadat-u taat, öğrettiğin ne kadar güzellik varsa bunların hepsi Allah'ın boyasıdır. Yoksa Allah, haşa, onun bir rengi, sureti, boyası yoktur. Kastedilen odur. O yüzden Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin meşhur bir sözü vardır. Maneviyat meclislerinde hep bu söylenir. Denilir ki, اِنَّ الرَّحْمَةِ تَنْزِلُ اِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِح۪ينَ Allah'ın salih kullarının isminin söylendiği yere Cenab-ı Hakk'ın rahmet yağmurları yağar. Şimdi ulemadan birisi bu söze itiraz etmiş. Cafer İbn Hamdan demiş ki siz elestüm tervûne enne inde zikrit salihin tenzülür rahme. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin bu sözüne itiraz ediyor musun, doğru mu demiş. O da demiş ki evet. Nihayet bir insandır. Bir insanın öbüründen ne farkı var? Geçen sohbetimizde söyledik. Şeytandan 70 bin derece aşağı olan insan da var. Cebrail aleyhisselamdan büyük olan insanlar da var. Hepsi insan bunların. O zat da ona demiş ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seyyidü salihin. Bilmiyor musun demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz
salihlerin seyyididir. Salihlerin efendisidir. Sen nasıl itiraz edebilirsin Allah'ın dostlarının isminin zikrolunduğu yere? Bir adam düşünün, sırtında bir küfe misk var, bir torba asmış. Her gittiği yere misk dağıtıyor. Kim sevmez o adamı? Öbürüsü de sırtına bir torba necaset almış, gittiği yerde pis pis kokuyor. Kim sever o adamı? İkisinin arasındaki fark bundan da tehlikeli. Hazreti Mevlana diyor ki, güneş herkesin üzerine eşit doğar. Leşin de üzerine doğar, gülün de üzerine doğar. Ama gülün kokusuna herkes hayran kalır, leşin kokusundan herkes kalkar, kaçar. Onun için o zatın ismi birden hatırıma gelmedi. Gülistan'la Bostan'ın sahibi Şeyh Sadi Şirazi diyor ki, Evliyaullah'tan biri hamama gitmiş, kil vermişler. Başlamış onunla konuşmaya, demiş ki ya sen koklamış gül kokuyor. Sen adi bir toprak değil misin? Demiş ki ben adi toprağım ama diğer topraklardan farkım var. Ne farkın var? Beni gül ağacının dibinden getirdiler demiş. Ben gül ağacının dibinde kaldım. Mevlana'mız diyor ki, bağışlayın eşeği bir kazığa bağlamışlar, yayılıp duruyor. Öteden bal arısı gelmiş, bu çiçek, o çiçek, çiçekten çiçeğe gidiyor. Diyor ki ya arkadaş, niye benim gibi yayılmıyorsun, sıradan da çiçek çiçek geziyorsun? Diyor ki ben senin gibi gübre yapmıyorum ki, ben bal yapıyorum. Onun için Peygamberimiz, bağışlayın el müminü, müminü, mümin kel hımar demedi, eşek gibidir demedi. Ne dedi? El müminü kennehil dedi. Mümin bal arısı gibidir. Cenab-ı Hak peteğini dolduranlardan eylesin. Ama peteği nerede dolduracaksın? Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen ne kadar peygamber varsa, Cenab-ı Hak hepsinin ismini zikrederek sonunda diyor ki, اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِح۪ينَ Onlar salihlerdendi. Peteği salihlerin meclisinde doldurursun. Salihlerin meclisi Allah meclisidir. Salihlerin meclisinde oturmak da kolay değildir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakim'inde innel ebrara lefî naîm diyor. Salihler, ebrar, Cenab-ı Hakk'ın bütün nimetlerine mazhardırlar. Bu sohbeti devamlı yapan zat Allah şefaatine nail etsin. İmam Osman Bedrettin Erzurumi Hazretleri diyor ki, kıl arifane sohbet, gafille etme ülfet. Arif hudaya vasıl, gafil de masivaya. Birisi Allah'a vuslat etmiş, birisi masivaya vuslat etmiş. İkisinin arasında yerle gök arası kadar fark var. Onun için öyle birisine yakın ol ki oradan Allah kokusu gelsin. Şimdi şu lafı bitireyim. İkinci hafta oradan geçerken Şah-ı Nakşibend Hazretleri doğmuştu. Diyor ki, aldığımız kokunun sahibi gelmiş, ziyaret eyleyelim. Daha bebekken ziyaret ediyor. Bazı kimselere Cenab-ı Hak anne rahmine düşmeden özel lütuflar yapmış. Milyonlarca kitaplarımızda örnekleri dolu. Biraz evvel geldim, akşam namazından evvel imam odasının orada bir kitap açayım dedim. Ebul Vefa Hazretleri'nin hayatı çıktı. Yarım kitap dolusu yazmışlar. Diyor ki 10 yaşındayken
Aklı hayale gelmeyen kerametler zuhur ediyordu. Bir yere gidiyor, orada ibadet ediyordu. Annesine dedi ki, hikaye uzun da, beni Allah'a bağışla. Anneye bakın. Okuduğum yeri söylüyorum. Anne diyor ki, Allah Celle Celaluhu öyle bir mabud-u zişan ki o herkesi kabul etmez. Hele seni bir imtihan edeyim. Sen Allah'a kabul edecek, takdim edecek hediye misin? Gir şuraya çileye diyor 10 yaşındaki çocuk. Çileye soktuğu zaman bir de baktı ki diyor gece başına semaya kadar nur direklenmiş. Secdeye kapandı, Allah'ına hamd etti. Anneye bak, öyle anneden böyle yavru dünyaya gelir. Hadi seni Allah'a emanet ettim, elhamdülillah senin gibi bir yavrum var dedi diyor. Abdülkadir Geylani Gaddesallahu Sırrahul Aziz Hazretleri, annesi daha çocukken omuzuna torbasını dikiyor, onun hayatını anlatan bütün kitaplarda bu vardır. Koltuğunun altına da bir miktar para, kaç altınsa, yolda eşkıyalar herkesi soyuyor, sıra Abdülkadir Geylani Hazretlerine geliyor, Bağdat'a gidecek. Tahsil yapacak orada. Diyorlar ki, herkesi soyduk ama çocuk sende de bir şey var mı? Var diyor. Neyin var? İşte şu koltuğumun altında annem dikmişti şu kadar altın var. Bakıyorlar dedikleri gibi. Yahu diyorlar sen niye bu gizli saklanı söyledik? Biz sana bakmayacaktık. Diyor ki, annem beni yollarken dedi ki, yalan söylersen sinemden emdiğin sütü haram ederim. Anneme söz verdim yalan söylememeye. Kervanı soyan eşkıyalar hemen tövbe istiğfar edip hepsi ona bağlanıyorlar. Onunla beraber gittiği zata gidip orada tarikat dersi alıyorlar. Eşkıyalığı da bırakıyorlar. Geçen seneydi, büyük hocalarımızdan biri diyor ki, birkaç genç, İdealist genç toplanmışlar, bana geldiler, dediler ki hocam biz bir şeyler yapmak istiyoruz, İslam'a hizmet etmek istiyoruz, bize ne tavsiye edersin? Benim hoşuma gitti. Ben de onlara dedim ki bir şey yapmanıza gerek yok, siz İslamiyet'i yaşayın yeter. Siz İslamiyet'i yaşayın yeter. Burada mühim bir incelik var. Bizden sonra İstanbul İlahiyat'a geldi Yaşar Kandemir hocamız. Profesörlükten emekli oldu şimdi. Allah hayırlı ömür versin. O anlatmıştı. Ezher'e Avrupa'dan müsteşrikler gelir. 2 sene kaldıktan sonra ya İslamiyet'e girerler ya da araştırmalarını bitirirler, dönerler. Fakat hocalardan biri 2 sene bitmiş dönmüyor, Avrupalı müsteşrik. Yani kendisi Müslüman değil ama İslam üzerine araştırma yapan adamlara müsteşrik denilir. 2 sene bitmiş gitmiyor ama Müslüman da olmuyor. Arkadaşlarla diyor toplandık. Ona dedik ki efendim diğer hocalarımız hep böyle yapıyordu ama siz onlar gibi yapmadınız. Ne döndünüz ne de İslamiyet'e girdiniz. Dedi ki diyor vallahi ben İslamiyet'i tetkik ettim. Çok muhteşem bir din. Bundan başka 2 cihan saadetini temin edecek bir sistem yoktur ama şimdi şu çevredeki Müslümanlara bakıyorum. Ben onlar gibi olmam. Ama İmam-ı Azam gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer, Osman, Ali gibi de olamam. İkisinin arasında bocaladım kaldım dedi diyor. Sahabe-i Güzin'in en mümeyyiz farkı İslamiyet'in lafı değil, bizzat yaşıyorlardı. Hayata tatbik ediyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de Akif'in ifadesiyle hele inmemiştir Kur'an şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Kur'an ölü kitabı değil. Kur'an 2 cihan saadetinin programı. Programı ama şimdi bir hastalık, geçen sohbetlerimde de söyledim, bir hastalık çıkmış. Bu Kur'an'da yok diyor adam. Biraz evvel
Bir arkadaşımız diyor ki, komşu diyor ki, ben kaza namazı kılacağım ama Kur'an'da bulamıyorum. Ya Kur'an'da kaza namazını sen bulamazsın. Ama ben bulurum. Ben demek ayıp da ben bulurum. Kur'an'ın neresinde bulursun? Kur'an'ın hiçbir yerinde yazmaz. Kur'an-ı Kerim ne der? Ben ona aradım bulamadım dersem, o der ki Kur'an-ı Kerim bana, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah'ın Resulü'nde sizin için örnekler vardır. وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ Allah'ın Resulü ne verdiyse onu alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Resulullah'ın sizi men ettiği şeyleri de bırakın. Kur'an-ı Kerim sana orayı gösterir. Oraya gittiğin zaman da Peygamber Efendimiz evvela emreder. Size Allah'ın kitabını, onda bulamazsanız benim sünnetlerimi, guslün tarifini Kur'an'da bulamazsın. Namazın tarifini Kur'an'da bulamazsın. Haccın tarifini Kur'an'da bulamazsın. Hiçbir ibadetin, sadece abdestin farzlarını söylemiştir Cenab-ı Hak. Farzlarını, ama abdestin sadece farzları yok ki. Sünnetleri var, müstehapları var. Efendim, hele vacipleri hiç bulamazsın. Dolayısıyla Resulullah'a müracaat edeceksin. Efendimiz orada da bırakmamış. Ne yapmış? Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidînel mehdiyyîne min bâdî addû aleyhâ bin nevâciz. Size benim sünnetimi, bir de râşid halifelerimin sünnetini tavsiye ederim. Onların sünnetlerine azı dişlerinizle sımsıkı sarılın demiş. İmam Şafii gibi 1 milyon hadis bilen bir harika vücut, Allah şefaatine nail etsin, diyor ki 1 milyon hadis bilmeme rağmen bazı meselelerde nasıl içtihat yapsam acaba diye tereddüde düştüğümde ashab-ı güzine bakardım. Onlar nasıl hareket ettiyse, şimdi dikkat edin, mezhep imamlarına, arkasından icma ümmete, yani sahabeye, arkasından peygamberin sünnetlerine saldıranlar var. Bu saldıranların 3 sınıftır. Bir kısmı kesin kes Yahudi kökenlidir. Bir kısmı da aklını mabutlaştırmıştır. Biraz bir şey okuyunca kendini bir şey zannederler. Bir şey zannedenler vardır. Hem bunlar öyle az da değildir. Efendim, bir kısmı da zavallıdır. Ne yaptığını bilmiyor. Ölçüsü yok. Fakat en tehlikelisi, kafirleri biz biliriz. Cahil olanları, ahmak olanları da herkes anlar. Ama o bizden görünüp de adam tefsir yazmış, kaderi inkar ediyor. Adam tefsir yazmış, Peygamber Efendimiz de bir insandı diyor. Amenne ve saddakna, insandı ama senin gibi benim gibi insan değildi. Sonra Kur'an-ı Kerim, bunu katiyen unutmayın muhterem Müslümanlar, 4 sınıfı methü sena etmiştir. Nebiler masumdur. Peygamberler günahsızdır. Peygamberlere masum demeyenler ehli sünnetten değildir. Şimdi bir de ehli sünnete karşı ciddi saldırı var. Çok dehşet saldırı var. Halbuki bizden evvelki selef ulemasının tamamı fırka-i naciye adını koymuşlardır. Kurtulan fırka. Kim onlar dediğimiz zaman Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli amelde, Maturidi ve Eş'ari mezhebinde itikatta olanlar, hepsine birden ehl-i sünnet vel cemaat denilir. Atları da fırka-i naciyedir. Bunlar kurtuluştadır. Ciddi bir saldırı yaşıyoruz. Öyle bildiğiniz gibi değil. Onun için sıkı durup dinimizi, diyanetimizi güzel öğrenmemiz lazım. Ayet-i kerimede 4 isim beraber zikrediliyor. Ne deniliyor? Buyuruluyor ki, nebiler, sıddıklar, şehitler, bir de salihler. Salihler meselesi o kadar mühim ki,
Peygamber Efendimiz Miraç'ın en münteha noktasında ne yaptı? Diyor ki huzur Rabbul Alemin'e çağrıldım, yaklaş Habibim denildi. Ben de Rabbimi ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat diye selamladım. Peygamber Efendimizin Allahu Zülcelal'ı selamlamasıdır bu. Dilimle, kalbimle, vücudumun bütün zerreleriyle yaptığım, yapacağım her türlü ibadet ve taatım Allah'ın zatına mahsustur. Rabbim da bana selam verdi. Efendimiz buyuruyor ki selamı alan verenden daha cömert olmalı. Şöyle selamladı Rabbim. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullah ve berekatü. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı senin üzerine olsun Habibim dedi. Ben Rabbimi tekrar selamladım. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Ya Rabbi selam bizim üzerimize, bir de salih kulların üzerine olsun. Salih kullar. Salih kullar nedir dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim, orada ulema bir latife yapıyor. Ayet değildir, bu latifedir. Cenab-ı Hak emretmiş ki Habibim, ben buraya Cebrail'i getirmedim, Mikail'i getirmedim, sen ümmetini getiriyorsun. Sevgili Peygamberimiz de, ya Rabbi beni ümmetimden ayırma demiş. Özellikle ümmetin salihlerinin menkibelerini okudukça benim şahsem imanım kuvvetleniyor. Ve Peygamber Efendimiz buyurdular ya, evlenin, çoğalın, sakat bile olsanız sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı iftihar edeceğim diyor. Sakat bile olsam demek, engelli olmak demek değildir. Bazı ibadetlere gevşek davrananlara sakat diyor Peygamber Efendimiz. Arada bir namazı geciktiren veya kalkamayan, gevşek davranan, onlara Peygamber Efendimiz sakat bile olsa onlarla iftikar edeceğim diyor. İnşallah salihler onlara şefaat edeceklerdir. Salihlerin şefaati haktır. Onların da birçok vasıfları var ama Kur'an-ı Kerim'de iki vasıf öne geçer. Bir, sağlam iman, uydum kalabalığa değil, tam iman. İkincisi de müttaki olmak, takva. Takvanın üç kademesi var. Sevgili Peygamberimiz mübarek elini böyle yaparak, kalbine doğru da mübarek parmağını böyle çevirerek, et-takva hahuna, et-takva hahuna, et-takva hahuna diye işaret buyurmuş. Ulema-i Benam diyor ki bu takvanın üç derecesine işarettir. Biz en aşağı derecesinde olanların inşallah selefin en büyük velileriyle beraber haşrolacağına imanım var benim. Bu asır için söylüyorum. Söylüyorum ama kendiliğimden de bir şey söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ümmetimden öyle bir devir gelecek ki onlar dinin onda dokuzunu yapamayacaklar. Birini yapacaklar, salihlerden olacaklar. Ama siz, ashaba söylüyor, siz onda dokuzunu yapsanız, birisini yapmasanız mesul olursunuz. Çünkü siz hazinenin ortasındasınız. Resulullah'ı gördünüz. Onunla berabersiniz. Dolayısıyla bu asırda az kıymetlidir. Ve Efendimiz tembih ediyor. En küçük dini bir emri bile hafife almayın. En küçük bir mekruhu terk etmek bile Allah katında çok büyük bir ibadettir. Nefsi ona alıştırmak kolay değildir. İnsan nefsinin tabiatında Cenab-ı Hakk'a saygısızlık vardır. Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden innen nefse le emmâretun bissû buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve Yusuf Aleyhisselam bir peygamber iken ve mâ überri'u nefsî diyor. İşte burada ben bu Hazreti Pir'in bugünkü açtığı sohbetten birkaç satır okumak istiyorum sizinle.
Şöyle demiş mübarek. Veysel Garani Hazretleri çöplükten ekmek bulup temizlemekteyken bir kep gelir hırlamaya başlar. Çöplükte ekmek temizliyor. O vakit o köpeğe şöyle der. Bana hırlama, şu elimdeki ekmeği al da ye. Eğer Allah'ın rızasını tahsil edip layık-ı ligay-ı Zülcelal olursam senin bana hırlamaya hakkın yoktur. İbadetimle, taatımla, istikametimle Allah'ın rızasını kazanırsam senin bana hırlamaya hakkın yoktur. Ben senden üstünüm. Eğer böyle olmazsa ben senden aşağıyım diye muhayyirel ukul, akılları hayrette bırakan izhar-ı mahfiyet, mafiz zamir buyurarak, yani gönlündeki mahviyeti izhar ederek, mahviyet kelimesi Türkçe'ye tercümesi yokluktur. Kastedilen fakirlik, fukaralık değildir. Nedir? Şimdi önümüzde gelecek, oraya kadar bir gidelim, biraz sabredin. Mahviyeti o zaman anlatayım. Buraya Hazreti Rabia'nın bir şiirini koymuş, okumuş mübarek. Demiş ki, ah minel aşkı ve halati, aşk ve aşkın hallerinden ah, ahraga kalbi bi hararati, hararetiyle kalbimi yaktı. Ma nazaru ayni ila gayrikum, artık gözüm başkasına bakmıyor. Aksemu billahi ve ayati, Allah'a ve ayetlerine yemin ederim. Kim söylüyor? Rabia Adeviye söylüyor. Yani ondan başkasına artık gözüm bakmıyor. Şöyle bir menkıbe naklederler. Böyle bir şey olmamıştır. Ama maksadı anlatmak için galiba nakletmişler. Hasan Basri Hazretleri güya Hazreti Rabia'ya aşık olmuş. Önünü keserek demiş ki ne kadar güzelsin. Karşıdaki sıradan bir kadın değil, Hasan-ı Basri'nin karşısında söz söyleyecek Hazreti Rabia bu. Demiş ki sen benim ablamı görseydin bana dönüp bakmazdın. Nerede ablan deyince arkasını göstermiş. Arkana dön de bak demiş. Hasan Basri Hazretleri arkaya dönünce müthiş bir tokat patlatmış yüzüne. Böyle bir şey olmamıştır ama kitaplarda anlatılır böyle bir şey. Çünkü aynı asırda yaşamamış. Ve demiş ki seni gidi sahtekar. Biraz evvel bana aşıktın. Arkada daha güzeli var deyince oraya döndün. Bu nasıl aşk? Hakiki aşık başkasına dönüp bakamayandır. Ben burada eğer daha evvel anlattımsa tekrar olsun. Kusura bakmayın. Daha İmam Hatip 5. sınıftayım. Yolum tarikata düştü. Bizim şirketin, bizim cemaatin o zaman bir oteli var. Otelde bizimkilerden başka kimseye yer yok. Elazığ Borsa Palas Oteli. Şimdi yeri de yok. Orada bir adam felçli yatıyor. Ben de bir kara çocuğum o zaman, zayıf, şimdiki bir şişman falan değilim. Benden çarşıdan bir şeyler falan da aldırdı. Sonra okula geri döneceğiz, acele yetişeceğiz. Allah'a ısmarladık dedim. Küçük hoca gidiyor musun dedi. Gidiyorum dedim. Dedi ki kısa keseyim. Kalemin var mı dedi, var. Defterin, cebimde de şöyle küçücük bir defterim vardı. Defterini aç da yaz dedi. Peki. Şunu söyledi. Sana 10 kez demedim mi sevme 9 yar. Sana 10 kez demedim mi sevme 9 yar. 8'de fayda yok, 7'de zinar. Terk eyle, 6, 5, 4 ile başa çıkılmaz. Terk eyle 3'ü, 2'yi ta kala 1 yar. Yazdım. Niye yazdırdın bunu bana dedim, ben bir şey anlamadım. Ama o adama kızıyordum. Birkaç defa biz efendinin ziyaretine gidiyoruz, yalvarıyor. Dua edin de beni de kabul etsin, ben de gideyim. Ben de çocuğum o zaman, içimden diyorum ki orada işte gitsene be adam, biz gidiyoruz. Niye gitmiyorsun? Kendi içimden böyle dedim.
bana şöyle açıkladı. Dedi ki, ben dedi sizin gittiğiniz o zata gittim dedi. Ona intisap da ettim. Ondan tarikat dersi de aldım. Fakat bir iki ay sonra kendime daha saltanatlı bir şeyh buldum. Bu defa ona intisap ettim. Onu orada bıraktım. Fakat dedi, o sizin gittiğiniz zat, Musa Kazım Efendi Hazretleri, ne etmiş etmiş bilmiyorum. Bizim şeyh efendi dedi, yeni şeyh gitmiş ona mürid olmuş. Ben kaldım ortada kazık gibi. Şimdi gidemiyorum. Maneviyatın, hani arada bir tasavvuf diyoruz ya, maneviyatın böyle incelikleri var ki bu mesele çok önemlidir. Menakıb-ül Arif'inde Mevlana Hazretleri için aynen şu yazılıdır. Alaaddin Keykubat Mevlana Hazretleri'nin dervişi iken Alaaddin Keykubat meşhur şeyhlerden birisinin meclisine gitmiş. Mecliste millet coşunca o da coşmuş. Bundan sonra bu zatı kendime baba edindim demiş. Yani yeni bir şeyh bulmuş. Mevlana Hazretleri o mecliste ayağa kalkıvermiş. Kimse de bilmiyor olduğunu. Alaaddin Keykubat kendisine yeni bir baba bulduysa biz de kendimize yeni bir evlat buluruz demiş. 3 gün sonra Alaaddin Keykubat Meram bağlarında boğulmuş. Daha neler olmuş o ayrı mesele. Yani bir gönüle girmekten bahsettik. Gönüle girmek önemlidir. Fakat o gönlü küstürmek de birinciden daha önemlidir. Şöyle bir mesele var. Peygamber Efendimiz'e şikayet ediyor sahabe-i gözün. Burayı iyi dinleyin. Zeyd çok kıskanç ya Resulallah diyorlar. Evet buyuruyor Peygamberimiz. Zeyd kıskançtır. Namuslu adam kıskanç olur. Ama unutmayın Resulullah Zeyd'den de kıskançtır. Ne buyuruyor? Aşk konusunda beni ananızdan, babanızdan, evladınızdan, malınızdan, mülkünüzden, canınızdan fazla sevmedikçe tam iman etmiş olamazsınız buyuruyor Peygamber Efendimiz. Söz geldi, sevgiye, aşka geldi. Ama buyuruyor Peygamberimiz, Allah Celle Celalü herkesten daha kıskançtır. Gönül Allah'ındır. Oraya başka birisinin girmesine de Cenab-ı Hakk'ın rızası yoktur. Koymaya da hakkımız yok. Ama gönlün de düşmanı çok. Çünkü eğer müminse gönülde iman var. İmanın da en büyük düşmanı şeytan ve askerleridir. Çok kıymetli olduğu için imanın içinde saklandığı organın adı kalptir. Fakat kalbin bir özelliği var. Adına kalp denilmiş. Kalp değişen şey demektir. Devamlı değişiyor. Bir bakarsın arş-ı alada, bir bakarsın esfel-i safilinde. Ben senin kahrını çekemem gönül diyor ya, ne zaman ki aşk-ı ilahi gönlü istila ederse, başkasına bakacak halini bırakmazsa, ah ah minel aşkı ve halatihi, Ravi Adeviye Hazretlerinin kadın, ama tasavvuf kitaplarında adı nedir? Şöhreti tacur ricaldır. Tacur rical. Kadın ama kendisi rical, tasavvuf literatüründe evliya demektir. Evliya Allah'ın baş tacı olmuş. Allah şefaatine nail etsin. Çünkü Cenab-ı Hak lütfetmiş, bütün varlığıyla Cenab-ı Hakk'a bağlanmış. Bütün varlığıyla. Ne cennet ne cehennem. Zaten maneviyatın değişmez kanunudur bu. Bir kere Kudüs'ü ziyarete gittik. Cenab-ı Hak nasip etti. Orada bizi gezdiren hocamız ilahiyat doktorasını yapmış bir hocamızdı. Rabia Adeviye Hazretlerini Zeytin Dağı'nda ziyaret ettik. Orada şunu dinledim. Dinlediğim zaman dedim ki, İstanbul'dan buraya geldiğimi değdi sırf bu menkıbe. İstanbul'dan buraya geldiğimi değdi. Kolay değil buradan ta Mescid-i Aksa'ya gitmek. Ama Müslümanların gitmemiz lazım.
Rabia Deviye Hazretlerine birileri demiş ki, etrafında öyle size bağlı olan dervişleriniz var ki, emretsen sana altından köşk yaparlar. Fakat altına serecek seccadeden başka bir şeyin yok. Söyle de şuraya bir kilim sersinler bari. O ne cevap vermiş? Ben demiş, onların Allah'ından istemedim ki etrafıma gelenlerden isteyeyim. Cenab-ı Hak'tan dünyalık istememiş. Ha, Allah'tan peki hoca dua etmeyelim mi ya? Dua edeceğiz. Çünkü Cenab-ı Hak üdû rabbeküm diyor. Rabbinize dua edin. Dua edin de Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin şakacılığı varmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh emrediyor ki vefat ederken gönlüm Ali'deydi. Direkt onu yerime bırakacaktım ama gözümün önüne şakacılığı geldi. Latife yaparmış. Devlet idaresi şakayı kaldırmaz dedim, onun için diyor şeye bıraktım, istişareye bıraktım, heyete. Şimdi bakıyor ki garibanın biri dua ediyor. Ellerini açmış, ya Rabbi çoluğumu çocuğumu perişan etme. Hani meşhur duaları bazı kardeşlerimiz ezberlemiştir. Dünyada imansız, işte Kur'ansız bırakma, mekansız bırakma, çoluğumu çocuğumu perişan etme. Böyle dualar ediyor. Edecek, edeceğiz. Ama onun yanından ayrılınca bakıyor ki Hazreti Ebu Bekir de ileride dua ediyor radıyallahu anh. Bir de şunu dinleyeyim bakayım nasıl bir dua ediyor diyor. Varıyor arkasından dinliyor, bakıyor ki şöyle dua ediyor. Allah'ım ben senden yine seni isterim. Allahümme inni es'elüke minke. Senden yine seni isterim. Başka da bir şey istemem. Sen benim olursan her şey benim olur. Hazreti Ali Efendimiz geriye çekiliyor, diyor ki kul küllün ya'melu ala şakileti. Herkesin duası ona göre. Şimdi yeni dervişliğe girenlere bunu öğretirler. Ne cennet ne cehennem derler. Biz de girdiğimiz zaman öyleydik. Ama sonradan baktık ki biz o derecenin adamı değiliz. Biz soframızda tuzumuzu, ayağımıza ayakkabımızı, hepsini isteriz. Çünkü biz dünyalık küçücük bir meselemiz için kanı ciğeri beş kuruş etmeyen adamların ayağına kadar gidiyoruz. Ne olur efendim şu işimi hallet diyoruz. Ama Allah'ı isterim diyenler mahluktan hiçbir şey istememişlerdir. Onlar hakikaten Allah'la işini halletmiş yiğitlerdir. Sen de ne zaman o menzili yakalarsan, içini dışını sıbgatallah, Allah'ın boyası istila ederse, zaten onlara ihtiyacın da kalmaz. Şimdi, Hacı Kamil Efendi'ye birisinin tercümesini buraya nakletmişler. Bu bapta, biz buraya şeyden girdik. Şah Nakşibend Efendimizin doğumundan, Baba Simasi Hazretlerinin kucağına getirdi, bebeği koydu babası. Dedi ki, Efendi Hazretleri, oğluma nazar buyur. Bebeği Baba Simasi Hazretlerinin kucağına koyuyor, diyor ki, oğluma nazar buyur. Evliyaullah'ın, müminlerin müminlere nazarlarının faydası vardır. Beytullah'a bakmak ibadet olduğu gibi, müminin yüzüne bakmak da ibadettir. Mümin olmayanların yüzüne bakmanın da mümine zararı vardır. Babanın yüzüne bakmak ibadettir. Hafızın yüzüne bakmak ibadettir. Beytullah'a bakmak ibadettir. Kur'an-ı Kerim'e bakmak ibadettir. O da kucağına aldı. Yanında halifesi Emir Kilal Hazretleri vardı. Kaddesallahu sırrahu'l aziz.
Bebeği onun kucağına verdi ve dedi ki, Bahattin bizim evladımızdır. Terbiyesinde zerre kadar kusur gösterirsen sana hakkımızı helal etmeyiz. Emir Kilal Hazretleri de kucağına aldı bebeği. Dedi ki, terbiyesinde zerre kadar kusur gösterirsem namert olayım. Öyle bir yetiştirdi ki feleğin cemberinden geçirdi. Şimdi bak, o feleğin cemberinden geçirdi dediğimiz noktada ne diyor? Mübarek veç-i saadetlerini köpeklerin ayaklarının izine sürerek. Nelerden geçirmiş? Köpeklerin ayak izine yüzlerini sürerek, ya Rabbi Bahattin'i bu ayak izlerine bağışla diye arz-ı niyaz edermiş Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Ders-i kafi ve ibret-i vafidir bu ki, bu zat-ı zişanın tarikatı Hazreti Mehdi'ye kadar ulaşacağına dair binlerce evliyanın beyanı var. Nakşi tarikatı inşallah talipleriyle ekseri ulema o tarikata intisap etmiştir. Ulemanın da delilleri şudur. Nakşi tarikatı nasıl olacak da Hazreti Mehdi'ye ulaşacak? Delilleri şu. Fakr-ı Kainat Efendimizin bir hadis-i şerifleri şu anda Ravza-i Mutahhara'da Osmanlılar tarafından yazılıdır. Bab-ı Selam'ın sol tarafındaki Bab-ı Sıddık'tan girip de içeriye 4-5 adım atıp şöyle geri dönerseniz orada bu hadis-i şerif yazılıdır. Osmanlı yazmıştır. Bu hadisi Evliyaullah Nakşi tarikatının Hazreti Mehdi'ye kadar silsilesinin devam edeceğine delil kabul ediyorlar. Yevme tüsteddü küllü havgatın illa havgatı Ebu Bekir'in Sıddık. Vefatından 3 gün evvel sevgili peygamberimiz minbere çıktı, emretti. Bugün Mescid-i Saadet'e açılan bütün kapıları kapayın. Sadece Ebu Bekir'in kapısını açık bırakın. Ve öyle yapıldı. Bu hadis-i şerif orada yazılıdır. Cenab-ı Hak hepimize tekrar tekrar nasip etsin. Eğer yolunuz düşerse siz de oraya bakar okursunuz veya bir hoca efendiye okutursunuz. Peki ne alakası var? Sadece Sıddık'ın kapısı açık. Sıddık'ın kapısı Nakşi tarikatının kökü Hazreti Sıddık Efendimiz'e nispet edildiği için o nispet Hazreti Mehdi'ye kadar devam edecek ve kapısı da açık kalacaktır. Diğer kapılar bir bir kapanırken o devam edecek. Çünkü o gizlinin 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 gizlisi bir yoldur. Bu memlekette zamanla devletin resmi kayıtlarında zaten Cumhuriyet'in ilanı ile beraber tekkeler kapatıldı. Hala da geçerlidir. Güya kapatıldı. Efendim, ama Nakşi tarikatı o kadar gizli bir tarikat idi ki işaret verilmediğinden dolayı kimse bunlar nerededir onları bilemedi. Gizli gizli Allah hepsinin şefaatine nail etsin. 1, 2, 3, 4, 5 etraflarına toplayarak insan yetiştirdiler. Dini ayakta tuttular. Öyle bir gün yaşadık ki devletin diyaneti ümmetin dinine saldırıyordu. O günleri yaşadık. Allah milletimize bir daha onları yaşatmasın. Ama gönle sınır koyamazsın. Gönlün sınırı yok. Gönül arş-ı alaya gider, sen onu yakalayamazsın. Gönül Beytullah'a gider, önünü kesemezsin. Gönül burada oturur, hatta belki en maneviyatı bozuk bir semtin içerisinde oturur. Ona tasavvufta ne denilir? Halvet der encümen. Ya da kesrette vahdet. Küfrün kudurduğu yerde caddenin ortasında oturur ama arşa seccade serer.
Gönle uzaklık yoktur. İbrahim aleyhisselam ateşin ortasına seccadeyi serdi. Firavun, Nemrut ve askerleri dediler ki çoktan ateş onu yakmıştır. Ama sabahın 28 Şubatçılar ne diyordu? 1000 yıl böyle devam eder. Daha bir daha önü açılmaz diyordu. Kaç gün geçti? Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bugünleri gösterdi bize. Halbuki onlar diyorlardı ki 1000 yıl ayarını verdik böyle gider diyorlardı. İbrahim aleyhisselama da öyle dediler. Çoktan ateş yaktı dediler. Sabahın geldiler ki ateşin ortasında gül bahçesi açılmış. Dolayısıyla sıddık meşrep olanlar nereden öğrendi onu? Sevr Dağı'nda, Sevr Mağarası'nda 3 gece kucak kucağa kaldılar. Hazreti Ömer gibi bizzat diyor ki o 3 gecenin 1 saatine eğer değişse ömrümü veririm. O yüzden Hazreti Sıddık Efendimiz'e Fakr-ı Kainat Efendimiz Allah sineme ne döktüyse tamamını Ebu Bekir'in sinesine döktüm dedi. Bunu duyan Hazreti Ömer Efendimiz şöyle dedi. Ah dedi keşke dünyaya Ömer olarak gelmeyeydim. Ebu Bekir'in sinesinde biten bir tüy olaydım. Ebu Bekir nihayet bir insandır. Allah şefaatine nail etsin radıyallahu anh. Ama sinesi Allah'ın, Resulullah'ın, Kitabullah'ın, takvanın ateşiyle dop dolu olduğu için onun bak burada 1400 sene sonra hicretin 1440. senesindeyiz bu sene. 1440. senede sadece burada değil, yeryüzünde Nakşi tarikatının belki 1 milyon hatm-ı hacegânı vardır. Her hatm-ı hacegânda mübarek ismi söylenir. Hayrul halâike ba'del enbiyâye alet tahkik denilir. Peygamberlerden sonra yaratılmışların geçmiş ve gelecekte en hayırlısıdır. Burada hemen söylemek zorundayım. Çok önemli bir mesele. Ehl-i sünnetin iman esaslarındandır. Hazreti Sıddık 1 numaradır. Hazreti Faruk 2 numaradır. Hazreti Zinnureyn 3 numaradır. Hazreti Kerrar Aliyel Murtaza radıyallahu anhüm 4 numaradır. Böyle inanmamak, Şiiler Hazreti Ali Efendimiz'i 1 numarayı getiriyorlar. Bizim bir sıkıntımız yok ama bu kararı biz vermiş değiliz. Bu sıralamayı Resulullah Efendimiz yüzlerce hadisiyle yapmıştır. Yoksa Hazreti Ali Efendimiz'i sevmek ibadettir, imandandır. Onu sevmeyen Müslüman olamaz. Ama Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık, Hazreti Ömer'i yerine tayin ederken şöyle pencereden toplananlara seslendi. Dedi ki ey nas ben birini tayin ediyorum. Hazreti Ali Efendimiz cevap verdi. Ya Sıddık Ömer'den başkasını kabul etmeyiz. Şimdi Hazreti Ali'yi bir sıraya koyanlar zerre kadar haya olsa bunu diyebilirler mi? Hazreti Ali 1 numaradır diyebilirler mi? Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir'e dil uzatabilirler mi? Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bu sözü bütün tarih kitaplarında vardır. Ya Sıddık Ömer'den başkasını kabul etmeyiz. Daha ismini söylemedi. O da evet dedi. Ömer'i bırakıyorum. Yerine Ömer'i bıraktı. Allah sorarsa ne cevap verirsin dediler. Dedi ki derim ki Rabbıma ümmetin en hayırlısını yerime bıraktım. Allah hepsinin şefaatine nail eylesin. Hadis-i şeriften Evliyaullah bu delili çıkarıyorlar. Bütün kapılar kapansın, Ebu Bekir'in kapısı açık kalsın. Ebu Bekir'in kapısı da işte bu Nakşi tarikatıdır diyorlar. Ve şunu eklemiş Hazret, bu tarik mahfuzdur demiş. Âmenna ve saddakna. Mahfuzdur demek ne demek? Özel korumaya alınmıştır. İmansızlar taarruz eder. Devletin eski, zulüm devletinin eski devlet genelgeleri vardır. Yeryüzünde Nakşi tarikatının kökü kazınmalıdır.
Aksi halde din Süreyya yıldızına sürgün edilse, arzın merkezine gömülse, Nakşibendiler onu çıkarır. Dolayısıyla bu tarikatın kökü kurutulmalıdır diye devletin resmi emirleri vardır. Allah bir daha onlara fırsat vermesin inşallah. Elhamdülillahi vel minne, mübarek 100 sene evvel bunu söylemiş. Bugün bu gök kubbe-i lacurdi altında bu tarihten ziyade eslem, yani selamet, eshel ve eftal, en kolay ve en eftal bir tarikat bulunmadığı da ra'yel ayn meşhud olmuştur. Yani bu sıradan bir zatın sözü değil, bizzat görerek, yaşayarak aynı anladık ki bu tarikat Cenab-ı Hakk'ın özel korumasındadır. Hazreti Şah Efendimiz buyurmuşlar ki, şimdi yokluktan söz açtık. Emir Kilal Hazretleri yetiştirmiş, feleğin cemberinden geçirmiş, köpeklerin izlerine yüzünü sürmüş, fakat bir gün çağırmış demiş ki, Bahaettin, manevi sinemde ne varsa sana emzirdim. Artık maneviyat meydanında pervaz edip uçabilirsin ama sohbetsiz kalma. Sohbetsiz kalma. Kendine bir sohbet arkadaşı bul. Ayrıldım diyor Pir-i Destigirim Emir Kilal'dan. Fakat ayrıldıktan sonra burayı dinleyin. Bela ve musibet yağmurlarına tutuldum. Ama maneviyatta ne kadar derece geçmişsem o bela ve musibet yağmurlarının altında geçtim. İza ahabballahu abden ibtelahu ve insabera içtebahu. Allah kulunu sevdi mi, Allah'a sıdk ile aşık oldun mu, o zaman imtihana da hazır olacaksın. Sabredersen Allah seni sevdiklerinin arasına kaydeder. Cenab-ı Hak bizi de sevdiklerin arasına kaydetsin inşallah. Şimdi Hazreti Şah Efendimiz buyurmuşlar ki, bu iki şey söyleyecek, onu söyleyip bırakacağım. Havada soğuk, gitseniz ne yapacaksınız vaka işte, beni dinlemeye tahammül edin, Allah hepinizden razı olsun. Demiş ki Hazreti Pir, saliklere iki vasiyetim vardır. Salik, mürit demektir. Maneviyat yolcusuna salik, yolculuğunu devam ettiren insan demektir. Saliklere iki vasiyetim vardır. Bu iki vasiyet saliklere iki gözleri iki kulaklarından daha önemlidir. Bu iki vasiyetimi tutmazlarsa maneviyatta iflah olmazlar. Nedir Hazreti Pir? Allah şefaatine nail etsin. Birincisi budur ki, bir salik ne kadar meratib-i âliye kat ederse etsin, yine nefsini Firavun'un nefsinden 100 mertebe aşağı görmezse iflah olmaz. Ben artık şeyh oldum, ben artık derviş oldum, ben artık oldum havasına girmekten Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Tasavvuf için milyonla evliya diyor ki, tasavvuf ölmeden evvel ölmektir. Mutu gable ente mutudur. Ölmek demek intihar etmek demek değildir. Nefs ve nefsaniyetin bitmesi, nefsin tam ıslah olması demektir. Hangi dereceye çıkarsa çıksın kendisini maneviyatta hiçbir derecesi olmayan, ibadeti bulunmayan bir insan gibi kabul edecek ve nefsini de Firavun'un nefsinden 100 kat daha aşağı görecek. Çünkü nefs boş bırakmaya gelmez. Bu işin önünde yürüyenler ne diyor? Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, sağ ayağım cennetten içeriye girse sol ayağım da girmeden nefsime itimat etmem diyor, güvenmem. İkincisi, bir salik meratib-i sülükten hangi makam ve mertebeye nail olursa olsun,
nefsini ilk kademeyi sülükte bilmez ve görmezse necat bulmaz, helak olur. Daha yeni intisap etmiş. Mektebe ismini yeni yazdırmış birisi gibi kabul etmezse iflah olmaz demiş Şah-ı Nakşibend Efendimiz. E neticede bulanlar nefislerle böyle cihad ettiler. Şimdi dedik ki işin başında dört zümreyi Cenab-ı Hak çok methetmiştir. Nebiler, sıddıklar, şehitler. Tasavvuf literatüründe iki türlü şehit vardır. Biri şehidi asgar, küçük şehit. Cenab-ı Hak onların şefaatine nail etsin. Dinini, diyanetini, vatanını, milletini müdafaa ederken şehit olanlar. Onlar mahşer meydanına yürüdükleri zaman el sünnete göre kefenleri onlara yıkanmaz. Şehitler yıkanmadan defne olur kanlı elbiseleriyle. O vaziyette mahşer meydanına yürüdükleri zaman mahşer halkı secdeye kapanacak. Gelmekten münezzehtir. Allah geldi zannedecekler. Gözleri kamaşacak. Bu şehid-i asgar, küçük şehit. Bir de şehid-i ekber var ki onlar büyük cihatta şehit olanlar. La ilahe illallah kılıcıyla nefs ve nefse ait ne varsa tamamının boynunu vurup yerinde muhabbetullah filizleri verenler. Onlar da evliyaullah'tır. Onlara da zümre-i salihin deniliyor. Cenab-ı Hak bizi de onların zümresine ilhak eylesin. Onlar şehidi ekber olurlar ki onları anlatmaya, bu benim sözüm değil, bütün evliyaullah'ın sözü. Onları anlatmaya dilin gücü yetmez, aklın da anlamaya iktidarı ulaşmaz. Ulaşmaz, mümkün değil. Çünkü onlar en aşağı dereceleri nedir diye soruluyor onlara. En aşağı dereceleri keşf-i kubur, tay-i zaman, tay-i mekan olmaktır deniliyor. Şimdi biz bunu söylediğimiz zaman özellikle tasavvufu kökünden inkar eden akademisyenlerin hepsi bize kıs kıs gülüyorlar bunu dinledikleri zaman. Keşf-i kubur ne demek? Mezardakilerle konuşmak demektir. Fakr-ı Kainat Efendimiz İsa Aleyhisselam'dan naklen söyleniyor bu. Bir mezardan geçerken mezardakinin azap görmekte olduğunu gördü. Dönerken baktı ki azabı kaldırılmış. Mezardakiyle konuştu. Dedi ki İsa Aleyhisselam, giderken azap çekiyordun. Ne oldu? Dedi ki ya ruhullah, vefat ettiğim zaman eşim gebeymiş, bir oğlum doğmuş. Hocaya gitmiş, Bismillahirrahmanirrahim demiş. Cenab-ı Hak beni bağışladı. Bismillahirrahmanirrahim'in lafzını söyleyen kurtuluyor. Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde vardır. Buyuruyor ki Beni İsrail'den bir adam vefat ettiği zaman azap melekleri alıp götürecekleri zaman Cenab-ı Hak emretti. Bunun bir şeyi yok mu bu adamın? Dediler ki ya Rabbi bunun hiçbir şeyi yok. Hiç mi bir şey yok? Bir şeyi var dediler. Nedir o? La ilahe illallah'ı bir yaprağa veya bir tahtaya yazdırmış, vasiyet etmiş, öldüğümde göğsüme koyun, benim başka bir şeyim yok denmiş. Cenab-ı Hak emrediyor ki onu o tevhide bağışladım. Ulema bu hadisin arkasına şunu ekliyor, diyor ki bir kelime-i tevhidin lafzına Cenab-ı Hak böyle muamele ederse, kelime-i tevhidi kalbine yazanlar, tevhid darbeleriyle kalbinin dağını eritenler, Cenab-ı Hak nezdinde ne olurlar? Cenab-ı Hak bizi de onlardan eylesin. Bıraktığımız yerden başlamak üzere inşallah. Cenab-ı Hak
Ağzımızı çok eylesin. Sevdiklerinin şefaatine nail eylesin. Dünyada ahirette sevdiklerinden ayırmasın. Sevdikleri gibi yaşayıp sevdikleri gibi olmayı ve ölmeyi, sevdikleriyle beraber huzuruna varmayı cümlemize lütfu ihsan eylesin. Mübarek memleketimizi, mübarek milletimizi, içi süre bizleri sevdiklerine bağışlasın. Sevdiklerinin adedini içimizde çok eylesin. Bize de sevdiklerini çoğaltma fırsatını lütfu ihsan eylesin. Vatanımızı, milletimizi, dinimizi, diyanetimizi. Şimdi değerli Müslümanlar, ben tecelliyat-ı Sübhaniye'ye bakarak şuna bütün kalbimle inanıyorum. Binlerce eksiğimiz var ama alem-i İslam'ın gözü Müslüman Türk milletinin üzerindedir. Yani Anadolu Müslümanların üzerindedir. Adeta Anadolu Müslümanları İslam'ın çivisidir. Bu çivi gevşedi mi ortalık alt üst olur. Cenab-ı Hak gevşemeden sımsıkı emirlerine yapışmayı cümlemize lütfu ihsan eylesin. Sohbetin başında okuduğum ayet-i kerimede olduğu gibi kendi boyasına girmeyi, kendi boyasını yaşayıp temsil etmeyi cümlemize lütfeylesin. Amin ve selamun alel murselin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.